Nalan Hanım, buyurun. Doktor Hanım sizi bekliyor. Tamam. Nesime abla? Evet evet, kalktım. Hatta hastanedeyim şu an. Ay Nalan, neden laf dinlemiyorsun? Bensiz gitme demedim mi kızım? Geldim işte Besime ablacığım. Merak edilecek bir şey yok. Ne oldu peki? Şimdi doktorun yanına giriyorum. Sonra konuşalım, olur mu? Kapatıyorum. Bak hemen ara beni çıkınca. Tamam, merak etme. Bu mu? Evet İlhami Bey. Baba bak. Sana söylediğim bey, eğer sorularına cevap verirsen, o da sana istediğin şeyi verir. Eğer istediğim şeyleri söylersen, bunların hepsi senin. Ne bilmek istiyorsun? Kenan. Kenan'la ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Kenan. Onunla ilgili bildiğin her şeyi anlatacaksın. Yalnız o değil. Bir de diğeri var. Kim? Kenan'a bakıp büyüten adam. Azmi Bey. Evet, Azmi Bey. Peki bu ikisinin arasında ne var? Sır. Çok büyük bir sır. Evet doktor hanım, sizi dinliyorum. Sonuçlarınız elimde ama ne söylediklerinizle ne de kullandığınız ilaçlarla örtüşmüyor. Kitlenin bu kadar kısa zamanda bu kadar büyümesi çok alışılagelmiş bir durum değil yani. Ne demek bu şimdi İlhami, açık konuşur musun? Tümörünün yeri çok kritik. Bunu sen de biliyorsun. Şimdi büyüyerek baskı da yapmaya başladı. Bayılmalarının sebebi biraz da bu. Durum giderek ciddileşiyor. Ne olacak peki şimdi? Bir şey söylemek için çok erken. Ne demek erken? İlhami bir şey söyle, delirtme beni. Ya ne olacak, ölecek miyim ben? Nasıl yani, yanlış tedavi mi uygulanmış? Asıl sorun da bu zaten. Tedavi edilecek bir şey yok. Anlamadım. Nalan Hanım, siz hasta değilsiniz. Bakalım şimdi neler yapacaksın Kenan? Nasıl yani? Yanlış tedavi mi uygulamış? Tuhaf gerçekten. Neden hasta olduğunuzu düşündüğünüzü bilmiyorum ama sonuçlar aksini gösteriyor. Yani ben hasta değilim, öyle mi? Hayır Nalan Hanım. Hasta değilsiniz.